Yukarıdaki sözcükte görüldüğü gibi p, ç, t, k ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde p, ç, t, k sert ünsüzleri yumuşayarak b, c, d, g'ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi denir. Arkadaşlar özellikle ünsüz yumuşamasının diğer adının ünsüz değişimi olduğunu bilelim. Örneğimize bakarsak bakın ağaç p, ç, t, k ile bitiyor. Şunlardan biriyle bitiyor. Sonra ünlüyle başlayan, ı ile başlayan bir ek gelince o C gördüğünüz gibi C'ye dönüştü yani şu gruba dönüştü. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklama örnek değildir? Kitap kitabı burada var değil mi arkadaşlar? Bu aslında kitaptır. Ünlüyle başlayan, ı ile başlayan ek gelince B'ye dönüştü. Emektir burada da aynı şekilde. İçerik K ile bitiyor. Gene ünlüyle başlayan ek gelince yumuşamış. Burada da güçtür bu. Kelimemiz güç. Ünlüyle başlayan, üyle başlayan ek gelince yumuşadı. Bağından sözcüğüne baktığımızda kelimemiz bağ zaten kendisi yumuşak bir ses. Yani sonradan yumuşamaya uğramamış kelimenin kendi kökünde var. O yüzden cevabımız E. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Teninde kavruk bir gül kokusuyla zamanın sarkmış ışıklarına kondu gözlerin. Şöyle bir baktım arkadaşlar kavruk kelimesi kavurmaktan gelir. Kavurmaktan kavruk şurada yapım ekini alırken gördüğünüz gibi şu ı düşüyor. Demek ki bu da bir ünlü olduğuna göre ünlü düşmesi var. Cevabımız A. Türkçe sözcüklerde görülen kalınlık incelik uyumuna büyük ünlü uyumu denir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Arkadaşlar kalınlık incelik uyumu yani büyük ünlü uyumuna göre eğer kalın bir ünlüyle yani A, I, O, U ile başlarsa bir kelime gene bunlarla devam eder. Aynısıyla ince ile başlarsa yani e, i, ö, ü ile gene bunlarla devam eder. Yani kalınlarla başlarsa kalınlarla devam eder. Hangisinde buna uymayan bir sözcük var diyor. Şöyle bir baktım şıklar arkadaşlar. C şıkkında tarih kelimesinde var. Bakın tarihe A kalın. Bakın kalınlarla başlıyor. Bunlardan biriyle devam etmeliydi. Fakat o ince ile devam etmiş. Şu gruptan biriyle devam etmiş. O yüzden cevabımız C parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Arkadaşlar bula bula gideceğim. Daha çocuktum. İlki hemen geldi. Benzeşme var burada. Ben önce benzeşmeyi anlatayım. Sonra örnek üzerinden gösterelim. Benzeşme kuralı der ki bir kelime fıstıkçı şahap ünsüzlerinden biriyle bunlar sert ünsüz. Bunlardan biriyle biterse. Sonra da C, D ya da G ile başlayan bir ek alırsa yani bunların üstüne bunlarla başlayan bir ek gelirse bu eklerde Ç, t k'ye dönüşür. Şimdi bakıyorum. Çocuk şuraya yazayım. Çocuk fıstıkçı şap dediğimiz ünsüzlerden biriyle bitiyor değil mi? Sonra dili geçmiş zaman eki du gelmiş. Bakın o da buradan fıstıkçı şahapla sert ünsüzlerle bittiği için yumuşak ünsüzle başlayan bu ek geldiğinde bu yumuşak ünsüz de şuradaki sert ünsüzlerden birine benzer, benzedi. Demek ki burada benzeşme var. Çocuktum benzeşme. Oynuyordum. Arkadaşlar oynuyordum kelimesinin kökü oyundur. Oyundan oynamak. Burada bir yapım eki var. Yapım eki geldiğinde şuradaki u düştü. Yani ünlü düşmesi oldu. Bitmedi. Sonra yor geldi. Yor ekinin daraltma özelliği var. Bu yorda gelince şu a'yı daralttı. U yaptı. Bakın şurada oynuyordum. Burada da daralma oldu. Yani bir kelimede hem daralma hem de şu arada düşme oldu. O zamanlar kaç yaşındaydım tam olarak hatırlamıyorum. Bu da MMA olumsuzluk eki bakın hatırlamıyorum. Yorun etkisiyle gene daraldı ama zaten daralmayı bulmuştuk. Bayağı küçüktüm. Küçük fıstıkçı şapla bitiyor. Ddi geçmiş zaman eki geliyor. CDG ile başlayan bir ek geliyor yani ve ÇTK'ye dönüşüyor, T'ye dönüşüyor. Burada da benzeşme var. Ulama ve ünsüz yumuşaması kaldı. Arkadaşlar ulama ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse burası ulanarak yani birleştirilerek okunur tam olarak. Burada da ulama var. Cevap B. Sonunda K ünsüzü bulunan sözcüklere cik, cik ve isimden fiil türeten L eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki K ünsüzü genellikle düşer. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örnek bir sözcük yoktur? A. Ufacık bir sorunu büyütmemek gerekir. Bunda var arkadaşlar. Ufaktır kelimemiz. Bakın sonuna cık gelmiş. K ile bitmiş. Sonuna cık gelmiş ve K düşmüş. Burada var. B biraz gayret et azıcık yolumuz kaldı. Arkadaşlar burada cık gelmiş ama düşmeye değil türemeye sebep olmuş. Bakın şöyle orada çok görünmüyor. Az bakın cık gelince şu arada bir ünlü türemesi olmuş cevabımız bu. Burada düşme değil türeme olmuş. C'ye bakalım büyük cek aslında kelimemizin kökü büyüktür. Bakın K düşmüş cek gelince. D sıcacık bu sıcak cık. sıcaktır aslında cık gelince düşmüş. E'ye baktık bu da yüksektir arkadaşlar. Yükselmek kelimesinin kökü yüksektir. Yüksekten yükselmek olur. Bu yapım eki gelir. Bakın açıklamada da vermişti zaten. Bu k düşer. Burada da var. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kaynaştırma ünsüzü almamıştır? Arkadaşlar kaynaştırma ünsüzlerini yaşasın diye kodluyoruz. Şimdi bakalım hangisi almamış? Y, ş, s, n kaynaştırma ünsüzleri. A her sınıfta 50'ye yakın öğrenci vardı 50 kelimemizin kökü burada ismini e haline alırken şu arada bir Y gelmiş burada var B yaz tatilini yaz tatili kelimemiz burada tamlamamız var Sonra belirtme eki iyi alacakken şu araya gelmiş burada da var C çocukları beşer Kelimemizin kökü zaten 5 Bu kaynaştırma değil burada ar er yapım eki var kelimemiz 5 buradaki şey kelimenin kendi kökünde cevap bu Evin kapısı Burada bakın tamlama var belirtili isim tamlaması şu sondaki ı da belirtme eki yani ismin i hali aradaki s de kaynaştırma çok görünmüyor ama E Odaya Kelimemiz oda ismin e hali yani yönelme halini alırken şu arada bir y kaynaştırma var cevap c Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur Arkadaşlar kısa bir cümle zaten tüm ses olaylarını bulalım sonra ışıklara bakarız Kısacık ömrüne sığdırdı bir tanesi hemen geldi ömrüne Kelimemizin kökü ömürdür aslında. Sonra eklerimiz gelince şuradaki ü düştü. Ünlü düşmesi gitti. B gider yani sığdırdı. Burada da geldi bir tane kelimemiz sığdırmak. Şöyle yazayım. Sonra dık dik sıfat fiil eki gelmiş. Bakın şurada. Ünlüyle başlayan bir ek gelince arkadaşlar. P, Ç, T, K ile biten kelimelere şöyle yazayım. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu P, Ç, T, K'deki P, B'ye, Ç, C T, D K'de G ya da yumuşak G'ye dönüşür. Burada da bakın bu aslında dıktır. Burada yumuşamaya uğramış. Yani şurada da yumuşama gitti. Nerede yumuşama? C'de. Yapıtın asırlarca. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelirse arada ulama olur. Burada da ulama var. Ulama da gitsin. Okunacağını... Arkadaşlar gene Ecek acak var burada. Sıfat fiil eki tıpkı şurada olduğu gibi gene burada yumuşama olmuş ama zaten bulmuştuk yumuşamayı o yüzden onu atlıyorum. O da bilmiyordu. Şimdi kelimemizin kökü bilmemek. Mma olumsuzluk eki. Burası bilmek. Mma olumsuzluk eki. Sonra yor gelmiş. Arkadaşlar yorum bir özelliği var. Kendinden önceki a ya da e geniş ünlülerini daraltarak ı, I, i ya da u ü'ye dönüştürür. Bu da olumsuzluk eki me ma yor etkisiyle daralmış ve bakın mi olmuş bilmiyordu. Burada da daralma olmuş fakat ünsüz düşmesi yok. Cevap A. Bu cümlede altı çizili sözcüklerdeki ses olayları ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Çoğu. Arkadaşlar burada yumuşama var. Hemen yumuşama neydi hatırlayalım. P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle biten bir kelimenin üzerine ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu P, Ç, T, K, B, C, D ya da yumuşak G'ye dönüşür. Şimdi burada da çoktur bu kelimemiz aslında çok. Bakın P, Ç, T, K'den biri. Sonra ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Ve bu K bakın yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani burada yumuşama var. İkinci kelimemize bakalım Türkçenin. Burada da benzeşme var. Hemen benzeşme neydi? Kelimemiz fıstıkçı şahap dediğimiz ünsüzlerden biriyle biterse üzerine de bunun üstüne de c d g ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek gelirse gelen ek de ç t ya da k'ye dönüşür buna benzeşme denir. Şimdi baktık kelimemiz Türk. Bakın k ile bitiyor. Sonra gelen ekimiz aslında c bakın şunlardan biri fakat Ç'ye dönüşüyor. İşte burada da benzeşme olmuş. Yani bu benzeşme şöyle söyleyelim. Bir benzeşme bir yumuşama çıktı. Ayrımına kelimemizin kökü ayırmaktan ayrım. Şurada bakın ünlü düşmesi oldu. Buna da düşme diyelim. Yoğunlaştırma yoğunlaşmak. Bakın fıstıkçı şapla bitiyor. Bu ekdir ekidir aslında. Bakın şununla başlıyor. Ve T'ye dönüşmüş. Bakın T'ye dönüşmüş. Burada da benzeşme var. İki benzeşme geldi gücünden kelimemiz güç. Bakın P -T K ile bitmiş, ünlü başlayan, ü ile başlayan bir ek gelmiş ve o ç c'ye dönüşmüş. Burada da yumuşama olmuş. Yumuşama, yumuşama, benzeşme, benzeşme, düşme. Yani üçüncü cümlemiz dışarıda kaldı. Cevap C. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır? Arkadaşlar küçük ünlü uyumu şuydu. Eğer kelimemiz a, e, ı, I, i ünlülerinden biriyle başlarsa sonra da gene a, e, ı, I, i ünlülerinden biriyle devam eder. İki kuralımız var ama bir tanesi bu. Diğer kuralımız da yuvarlaklarla ilgili. Eğer o, ö, u, ü ile başlarsa bir kelimemiz sonraki gelen ünlüler ya a, e ya da u, ü olmak zorunda. Şimdi bakalım duayı. Yuvarlaklardan biriyle başlıyor. Yuvarlaklardan biriyle başlayınca neyle devam edecekti? Ya A, E ile ya U, Ü ile. Bu neyle devam etmiş? A ile. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan itibaren bakıyoruz. Yani en son A'da kaldık ki A'ya ya bakıyoruz. Yani ilk kurala. A ile başlarsa neyle devam ederdi? Bunlardan biriyle. Zaten bunlardan biriyle devam etmiş. Demek ki bu aykırı değil. 30'unda yuvarlakla başlamış. Bakıyorum O ile başlamış. Neyle devam edebilir? A, E ya da U, Ü ile. O neyle devam etmiş? U ile. Doğru. Sonra artık U'ya bakıyorum. Bu tarafa bakmıyorum. U ile başlamış gibi düşünüyorum. U ile başlarsa neyle devam eder? Bunlardan biriyle. Zaten bunlardan biriyle devam etmiş. Gene U'da kaldım. U ile başladığında bakın A, E ile devam edebilir. O da A ile devam etmiş. Demek ki bu da C'ye bakıyorum. A ile başlamış. A ile başladığında ne ile devam ederdi? Ya A, E ya I, I. Ama o ne ile devam etmiş? U ile. Yani şununla olmaz. İşte aykırılık geldi diğerlerine de bakarsanız uyuyor. Tek tek şöyle bakabiliriz. Hepsi uyuyor. O yüzden cevabımız C. Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Arkadaşlar ünlü daralması şu. Eğer bir kelime AE ile bitiyorsa ve üzerine de yor ya da y, Ye de de var. Unutmayalım. Y sesi geliyorsa bu AE u ü ya da ı İ'ye dönüşebilir. Buna daralma denir. Şimdi bakalım hangisinde daralma var? Sana koşuyorum bir vapurun içinden ölmemek, delirmemek için. Arkadaşlar koşuyoruma bakalım. Şurada yor var. Bakalım daraltmış mı? Hemen yordan önceki kısma bakacaksınız. Ya da y'den önceki kısma. Kelimemiz ne? Şöyle ilkini açarak yapayım. Koşmak. Sonra yor gelmiş ama iki ünsüz böyle yan yana gelemeyeceği için Araya bir tane u türemiş. Yani burada aslında yardımcı ünlü ya da koruyucu ünlü dediğimiz bir ünlü sonradan türüyor. Olan bir ünlü daralmıyor. Yani bu kelime koşamak falan değil. Bu kelime koşmak. O yüzden burada daralma yok. B'ye bakalım. Elif Karataş'tan bir köyde yaşıyor. Bir damın sazı, bir ocağın ateşi yaşıyor. Hemen kelimemize bakıyorum. Ne yapıyordum? Yordan önceki kısma bakıyorum. yaşıyor. Burada kelimemiz yaşamak değil mi arkadaşlar? Yaşamak. Sonra yor gelmiş. İşte bakın yordan önce a gelince bu yorda bu a'yı daraltmış, ı yapmış. Burada var daralma. 3'e bakalım katlanıyorum. Yordan önceki kısma bakıyorum. Katlanmak. Herhangi bir daralma yok katlanmakta. Aradaki ı koruyucu ünlü, yardımcı ünlü türemiş sonradan. Diğerine bakıyorum değiyor. Yordan önceki kısma bakıyorum değmek. Aradaki i iki ünsüz yan yana gelemeyeceği için sonradan türeyen bir i. Aynı şey çekilmekte var. Bakın yordan önceki kısma bakıyorum. Çekilmek çekilmek kelimesinde herhangi bir daralma yok, değmekte herhangi bir daralma yok. Beşinci cümleye bakıyorum, buraya hiç bakmıyorum çünkü burada ne yor var ne ye var, buna hiç bakmama gerek yok. Cevap B. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? İlk kelimemiz tekerleyin. Arkadaşlar bu tekerlektir. Ünlüyle başlayan in ekini alınca yani pçtk ile biten kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında. R'ye yumuşak G'ye yani dönüşürler. Burada yumuşama var. Yaylının burada herhangi bir ses olayı yok. Yay yaylı. Şurada bir tek kaynaştırma harfi var. Ayrılık ayırmaktan gelir. Ayırmaktan ayrı. Ayrılık şeklinde gidiyor. Oraya gerek yok. Şurada ünlü düşmesi var. Buraya da D yazayım düşme. Yüreğimin yürek gene burada yumuşama var arkadaşlar. Buna da yumuşama diyeyim. Yaktı. Bu tık tikteki yumuşama K'dir bu. P, ç, t, K, I almış. Ünlü başlayan bir ek alınca yumuşak G'ye dönüşmüş. Burada bir tane yumuşama var. Ama bitmedi. Yaktığı da şöyle yazayım açarak. Dık diktir bu aslında. Bakın şu. Burada benzeşme var. Benzeşmeye göre Fıstıkçı şapla biten bir kelimeden sonra CDG gelirse burada D gelmiş. CDG ile başlayan bir ek gelirse ÇTK'ye dönüşür. Burada da zaten T'ye dönüşmüş. Dıktaki K'de P, Ç, T, K de PÇTK ile bittip ünlü ile başlayan bir ek aldığı için I aldığı için yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani yumuşama ve benzeşme cevabımız E. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birincide ünlü değişimi vardır. Arkadaşlar ünlü değişimi bana ve sana kelimelerinde olur. Zaten iki kelime de var. O yüzden direkt bana sana arayacağız. Hemen baktım bana. Peki neydi ünlü değişimi? Arkadaşlar bendir bu kelime. Üzerine ismin e hali yönelme eki gelince bu e yönelme eki kökteki bu e'yi de değiştiriyor. Ünlü değişimi oluyor. Zaten bana ve sana da var. B. İkinci de ünlü daralması vardır. Ünlü daralması neydi? Yor ya da Y sesiyle ilgiliydi. Yor Y kendinden önce gelen A, E'yi daraltıp I, I U, Ü'ye dönüştürürdü. Bakalım öyle bir şey var mı? Niye? Hemen baktım. Nedir kelimemiz? Y gelmiş. Evet bakın. Şuradaki E'yi daraltıp i'ye dönüştürmüş. Burada daralma var. Biz genelde daralmaları yordakileri biliyoruz ama Y de daraltır. Burada olduğu gibi. Bu da doğru. Üçüncüde ünsüz yumuşaması vardır. Gider. Kelimemiz nedir aslında? Gitmek. Bakın P, -Ç -T -K ile biten bir kelimenin üzerine ünlüyle başlayan bir ek gelince o P, Ç, T, -K, B -C -D dönüşür. Burada da olmuş bakın dönüşmüş. Bu da doğru. D dördüncüde ünsüz düşmesi vardır. Hemen bakıyorum dörde yürek. Bu kelime yürektir. PCTK ile bitmiş. ünlüyle başlayan bir ek gelince PCTK, BCDG'den birine dönüşmüş. Yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani burada yumuşama var. Cevabımız geldi. Burada düşme yok. Yumuşama var. E 5. de ünlü düşmesi vardır. Beynim, beyin. Burada ünlü düşmesi olmuş. Doğru cevap D.